Ve efendim Suudi Arabistan'da yaşanan bu Süper Kupa skandalının ardından Galatasaray ve Fenerbahçe'ye destek yağdı. Spor ve siyaset dünyası bu skandal karşısında tek ses oldu sayın seyirciler. Galatasaray'la Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması beklenen maç yaşanan Atatürk pankartı ve Atatürk tişörtü krizi nedeniyle ertelenirken spor camiasından takımlarımıza destek yağdı. Başkanım bu araç, başkanım. Süper Kupa'da yaşanan kriz sonrası ilk davet Beşiktaş'tan geldi. Siyah beyazlılar Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini dünyanın en güzel stadında oynamak üzere Dolmabahçe'yi bekleriz paylaşımı yaptı. Ankara Gücü, Samsun Spor, Sivas Spor ve Adana Spor da Süper Kupa maçının kendi statlarında oynanması için çağrıda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe sahaya ne mutlu Türk'üm diyene ve yurtta sulh, cihanda sulh pankartlarıyla çıkacaktı. Maç iptal edilince Mustafa Kemal Atatürk'ün bu tarihi sözlerini diğer kulüpler sosyal medya hesaplarından paylaştı. Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular da sosyal medya hesaplarından Suudi yetkililerin skandal kararlarına tepki gösterdi. Dominik Livakovic, Barış Alper Yılmaz ve Mert Hakan Yandaş sosyal medya hesaplarından Atatürk fotoğrafları paylaştı. Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci de tepkisini üzerinde Atatürk resminin yer aldığı 100. yıl temalı tişörtünün olduğu fotoğrafı paylaşarak gösterdi. Kerem Aktürkoğlu ise paylaşımında Atatürk fotoğrafı ve İstiklal Marşı'nın sözlerinin yer aldığı bir görsele yer verdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanı Eda Erdem, Atatürk'ün bir ulus sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez sözlerini paylaştı. Suudi Arabistan'da yaşanan skandala Ankara'nın da tepkisi sert oldu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin kurucu lideri ve ortak değeridir dedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizin ortak ve birleştirici değeridir ifadesini kullandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özelse Galatasaray ve Fenerbahçe'nin onurlu bir duruş sergilediklerini vurguladı, her iki takıma da teşekkür etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Türk milletinin Atatürk sevgisini ölçmeye çalışanlara karşı Cumhuriyetimizin muhafızlığını yapan Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum dedi. Efendim işte bu milli şuurun arttığı günlerde, bunun gibi günlerde dezenformasyon ve provokasyona karşı da dikkatli olmak gerekiyor tabii, malumunuz. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'ta ertelenen Süper Kupa finalinin hemen ardından yapılan provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Önemli. Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrasında bazı sosyal medya hesaplarından provokasyon içerikli ve suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarımız tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Tespit edilen şüpheliler hakkında gerekli adli işlemler devam etmektedir dedi ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.